Ve Central Park'a geldik. Central Park'a 72. sokaktan girdik şimdi. Bayağı bir içinde yürüyeceğiz ve sonra Low Boat House kısmına geleceğiz. Ve parkın içinden yürüye yürüye gideceğiz şimdi. Aa, burada bir tane gelin var. Hihi. Soldan sağdan. Çok tatlı bir yer sağda. Şimdi böyle bir bölgesine geldik. Burada böyle faytonların olduğu bir yer var. Şu binanın ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir manzara burası da. Çok beğendim. Çok güzelmiş. Birazdan biz de orada kano yapacağız. Ya şuranın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel burası. Bütün göl dolu şu anda. Ve böyle çok acayip güzel bir köprü var. Çok güzel. Kiralandığı yeri bulduk burada. Sonunda. Ama burası o kadar güzel ki ve yani bu havada geldiğimiz için gerçekten böyle en hani gezmesi keyifli halini tecrübe edebiliyoruz. Çok tatlı. Fonda da La Vie en Rose çalıyor. Ve başladık. Aşkım arkamda birilerini görürseniz şu anda yok. Böyle bir yerden çıkıyorsunuz bu arada. Hemen çıkılıyor. Şurada birisi var. Canım dur. Küçük bir kaza oldu. Tamam, biraz kavramak zaman aldı ama şu anda kavradık. Burası az önce çektiğimiz bölgeydi. Çok güzel burası ya. Gerçekten bence New York'ta kesinlikle yapılması gereken bir tecrübe. Çok yani hani burada yaşamak da isterdim ama turist olarak geliyorsanız da yapılması. Neydi fiyatını da söyleyelim hatta. Fiyatı da $15 artı $20 alıyor. $20 depozito olarak. Sonra çıkışta geri alıyorsunuz 20'yi. Ya çok güzel bir şehirsin sen. Gerçekten hep sonbaharda hayal ediyordum. Hayal ettiğim kadar da çok güzel. Sadece hava biraz daha sıcak. Onda da hiç problem yok.
gökyüzün rengi gerçek rengi bu arada.